İyi seyirler seyircilerimiz. Bugün şehirde yaşam programımızı otomobil sektörüyle devam ediyoruz. Odak Opel servisimize bugün konuk olduk. Genel müdürümüz Burak Dinçer yanımızda. Burak Bey nasılsınız öncelikle? Çok sağ olun, hoş geldiniz. İyiyiz. Sizden bizler de koşuşturmaca devam ediyor. Burak Bey, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Burak Dinçer. 1998 yılından beri bu firmadayım, Odak'tayım. Yaşımı söylememe gerek yok herhalde. Zaten genç gösteriyorumdur kesin. Tabii canım, herkesin öyle. Evet. Bu sektörde uzun yıllardır kalmak zor gerçekten otomotiv sektöründe. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Dediğiniz gibi kesinlikle artık otomobil sektörü çok zor durumda. İşte rekabet asıl bizi mahveden. Bayiler arasındaki rekabet, markalar arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor, kâr marjlarımız düşüyor, giderlerimiz gitgide artıyor. Fakat yine de heyecanlıyız, yeni modeller geliyor. Başka noktalardan para kazanmaya çalışıyoruz. Bizim asıl ayakta durmaya çalışıyoruz tabii ki biz de ve buradaki başarılı olma şeyimiz hevesimiz tabii ki. Yani evet. Başarılı olma sebebimiz bence hevesli olmamız, dinamik olmamız. Peki bu çalışma ortamınızda ekip arkadaşlarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ekip arkadaşlarımızı seçerken herkes tecrübeli ister. Biz aslında tecrübesiz genelde personel bakıyoruz. Çünkü başka yerin kültürüyle gelmesin, kendi kültürümüzle yetiştirelim diye düşünüyoruz. Bunu da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim özellikle biliyorsunuz bizde iki marka var. Bir markamızı 2 yıl evvel kurduk ve 2 yıl önce aldığımız personelimiz hala devam ediyor ve hepsi bambaşka işlerden, bambaşka sektörlerden geldiler ve otomobilci oldular. Ve biz onları iyi yetiştirdik, kendi kültürümüzle yetiştirdik ve şu anda maşallah gayet de başarılılar. Araba sektöründe arabaları alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Araç alırken bir kere öncelikle test sürüş yapmaları lazım. Beğendikleri arabayı mutlaka test etmeliler. Tabii daha ondan önce ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sedan mı, hatchback mi, benzinli mi, dizel mi? Önce bunu bir ortaya çıkarmaları lazım. Aile sayısına göre, yaptıkları işe göre. Daha sonra dediğim gibi test sürüş yapmalılar. Daha sonra da karşılaştırmalılar ve internet çok önemli bu arada. Yorumlar, oradaki yorumlar, araçlar hakkındaki bloggerların ya da yorum yazan kişilerin yorumları çok önemli. Satışlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? İsterseniz satış müdürümüz Nami Yayak size bu konuda bilgi versin daha detaylı olarak. Tamam. Kendisi tam sahada olan ve çok da başarılı bir arkadaşımızdır. Satış müdürümüz Nami Bey'den ÖTV ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Evet. Şimdi ÖTV'li şu son zamanlardaki ÖTV artışları satışlarımızı oldukça etkiledi. ÖTV artışlarından dolayı araçların en ucuz olan aracın matrağı %45'ten başlayıp ÖTV'si %200'e kadar çıkan araçlarımız var. Tabii düşük artık fiyatlı araçlarımız kalmadı. Çünkü ÖTV'deki artış en ucuz aracımızdan bahsedeyim. 55 bin, 60 bin bandından aşağı bir araç yok. Çünkü ÖTV'si %45 olduğu için araçların en düşük ÖTV oranı %45. Bu da tabii otomatikman aracın fiyatını 60 bin ve üzerine çıkartmış oluyor. Tabii araçların matrahları da değişiyor. Tabii lüks segmentteki araçlar ya da donanımı biraz daha yüksek olan araçların ÖTV'si daha farklı olmuş oluyor. Bu %50, %5'lik artış demek aracın otomatikman 3000, 4000 hatta 7000 liraya kadar çıkan farklar oluşmuş oluyor. Şimdi müşterilerimiz geldiğinde en düşük donanımlı bir araç ya da en uygun bir aracı almak isteseler 50.000'in altında bir araç artık kalmadı diyebilirim. O yüzden biraz satışlarda zorlanıyoruz. Yılın hangi dönemlerinde otomobil sektöründeki fiyatların değişimi genelde oluyor ortalama olarak? Bir sezon sonu mu, daha çok yılbaşından sonra mı geçerli oluyor? Bu fiyatların değişikliğini yıl sonuna doğru mu çıkıyor? Ya şimdi aslında eskiden şöyle bir şey vardı. Yıl sonunda araçların fiyatları daha uygun olur. İşte son işte bayiler, otomotiv firmaları hedeflerini yakalamak için büyük kampanyalar yapıyor. İşte bu yüzden yılın sonunda bekleyip bu avantajdan yararlanmak isteyen düşüncede olan insanlar vardı. Ama artık Türkiye ekonomisinde değişkenlik arz ediyor. Yani kurların artışı, inişli çıkışlı olması, her gün bir gündem olması, ekonominin de sağlıklı olması lazım bu durumlarda.
Bir bakıyorsunuz ayın başında aldığınız aracının yıl sonundaki aradaki fark 10 bin lira, 15 bin lira gibi olabiliyor. Bu da tabii ki kurum farklılığında. Bence piyasayı takip etmeleri lazım. Özellikle kurları takip etmesi gerekiyor. Artık işte doların şu andaki kuru 3.50 bandında. İşte Ocak ayında 3.90'dı. Mesela 3.90'da daha yüksek de olabiliyor, daha düşük de olabiliyor. Birden tekrar daha kur yukarı çıkabiliyor. O yüzden ekonomi piyasa şartlarını takip etmesi gerekiyor. İzleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Evet, Odak ailesi olarak hem Opel hem Hyundai olarak hizmet veriyoruz. Onları burada en iyi şekilde ağırlamak, hizmet etmek isteriz. Memnun kalacağını da düşünüyoruz. İnşallah hepimiz için 2018 yılı iyi geçer. İyi dileklerimi belirtiyorum, buradan sunuyorum. Herkese iyi günler diliyorum.